President House, ladies and gentlemen, good morning. Sayın Başkan, bayanlar, baylar, herkese iyi günler. Once again, tekrar bu çatı altında, bu kürsüde olmak benim için büyük bir memnuniyet. Dış İlişkiler Konseyi'nde sizlere hitap etmek, bu seçkin dinleyiciler karşısında konuşmak büyük bir memnuniyet. Burası ABD'de dış politika konularıyla ilgili olarak çok prestijli bir konsey. Güçlü uzman kadrosu ve yayınlamakta olduğu çok önemli eserler ki bunların içerisinde Dış İlişkiler Magazini de var. Council on Foreign Relations, Dış İlişkiler Konseyi, birçok işbirliğinin yapıldığı dış ilişkiler açısından çok önemli bir kuruluş. CFR'deki 1997'deki yapmış olduğum ilk konuşmayı hatırlıyorum. Yine o zaman da, şu anda da burada bulunan dostlar bulunmaktaydı. O zaman devlet bakanıydım. O dönemden bu yana buna benzer birçok organizasyondan birlikte olduk, bulundum. Gerçekten burada konuşma yapmak çok çok prestijli, önemli bir durum. Bayanlar, baylar, Soğuk Savaş süreci ve ondan sonraki dönemde güvenlikle ilgili konular ABD-Türkiye ilişkilerinin merkezinde yer aldı. Baktığımızda Türkiye ve ABD her ikisi içinde güvenlik çıkarları ve kaygıları yakın konular oldu. Bu süreç içerisinde birçok uluslararası zorlukta, ki bunlar içerisinde Kore, Bosna Hersek, Somali'den Afganistan'a kadar birçok konu bulunmakta. Bu konularda işbirlikleri söz konusu oldu. Ortak demokratik değerler çerçevesinde ve yine olumlu değişim üzerine kurulmuş bütün bölgeleri etkileyebilecek ortak çıkarlarımız söz konusu oldu. Ancak yeni uluslararası sistem boyutunda baktığımızda çok daha farklı boyutları olan ikili ilişkileri de içinde bulunduran yeni bir süreç başladı. Baktığımızda işbirliğimiz yeni dönemin gerekliliklerini içermekte. Halihazırda güvenlik konuları sadece şu anda işbirliğimizin çerçevesine yeterli olmamakta. Bugün birçok konuda bölgesel olarak Irak, Afganistan, Pakistan, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Akdeniz'de birçok konuyla karşı karşıyayız. Enerji güvenliği bunlardan önemli olanlardan bir tanesi. NATO içerisindeki ilişkiler, terörle mücadele, küresel ekonomik kriz ve kalkınma ile ilgili başka konular. Bu açılardan baktığımızda yalnızca ilişkilerimiz stratejik ortaklık olarak ifade edilemez. Daha kapsamlı olmalı. Bu açıdan baktığımızda model ortaklık terimi, Sayın Başkan Obama'nın da ilişkileri karakterize ettiği gibi Türkiye'deki ziyaretinde geçtiğimiz yıl ifade etmiş olduğu gibi model ortaklık terimi. Bu ortaklık içerisinde ilişkilerimizi birçok alanda güvenlikle birlikte elbette genişletme durumundayız. Özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi hak ettiği ölçüye siyasi ve askeri boyuttaki ilişkilerimizle orantılı düzeye getirmeliyiz. Bu konuyu Sayın Obama ile yapmış olduğumuz görüşmede geçtiğimiz yıl Türkiye'de dile getirdik ve yeni bir ekonomik konularla ilgili mekanizmanın kurulması söz konusu ve bu düşüncenin hayata geçmesi önemli. Sayın Obama'nın desteğiyle de birlikte ilk stratejik, ekonomik ve ticari işbirliği çerçevesi toplantısı 2010 yılı 19 Ekim'inde Washington'da gerçekleştirilecek. Dahası Ticaret Konseyi
ilk kez bu çerçeve içerisinde çok önemli bir araç olarak karşımızda bulunacak. Daha sıkı işbirliği için ve iş çevreleri açısından, özel sektör açısından önemli olacaktır. Bütün bu kurumsallaştırmış ve yoğunlaştırmış ilişkiler çok daha somut çıktılar ortaya koyacaktır. Ki bunları ekonomik ve ticari ilişkilerde somut halde görebileceğiz. Bayanlar, baylar. Bu gelişmekte olan küreselleşme sürecinde Türkiye kendi bölgesinde daha yapıcı bir şekilde olumlu katkılar sağlayarak barışçıl ve yaşayabilir bir uluslararası sistemin inşasına çabalamaktadır. Birçok sorun dünyamızda barışı ve istikrarı etkilemekte ve Türkiye'nin çevresinde birçok sorun barışı ve istikrarı etkilemekte. Bizler bölgemizde güven için bir çekim merkeziyiz. İçerimizde bulundurduğumuz birçok kaynak ve insani kaynakla birlikte barış, istikrar ve refah açısından bütün bölge ve bütün dünya için çok önemli. Bütün bu saydığım varlıklar demokratik değerlerimizden, tarihi, sosyal ve kültürel ilişkilerimizden kaynaklanmakta. Bununla birlikte ekonomik yeterliliklerimizle birlikte birçok farklı dinamiği yorumlayabilme yeteneği ortaya koymakta ki Türkiye, Avrupa ve Asya'nın ortasında önemli bir noktada. Bu Türkiye'ye bir ilham kaynağı merkezi haline getirmekte bütün dünyada. Ancak baktığımızda Türkiye'nin konumunun değeri, Türkiye'nin şu ana kadar neler gerçekleştirmiş olduğu ve gelecekte neler yapabileceğiyle ilgili herkes tam bir farkındalık içerisinde değil. Birkaç ay içerisinde şunu ortaya koyduk ki bazı ABD medyası ve ABD kongresindeki Türkiye ile ilgili farklı ve yanlış algılamalarla karşı karşıya geldik. Bu gerçekler ve algılama arasındaki fark söz konusu ve taraflı yargılamalardan kaynaklanmakta ve yanlış bilgilerden kaynaklanmakta olduğunu düşünmekteyim. Ve bütün bu ilişkilerimiz içerisinde şunu ifade etmeliyiz ki ilişkilerimiz örneğin 1915 olaylarıyla ilgili olarak sunulan karar tasarısı, insani yardımla ilgili olan filoya saldırı ve başka konular ikili ilişkilerle alakalı olmaksızın ABD-Türkiye ilişkilerini etkileyebilmekte. Baktığımızda Türkiye-ABD ilişkilerinin test edildiği zamanlar oldu zorluklar karşısında. Ancak nihai olarak ilerlemekte olan yol ortak hissiyat ve realizm çerçevesinde Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin somut, olumlu yolunu çizmekte. Bu açılardan baktığımızda karşılıklı olarak bizler Türkiye ve ABD'nin ilişkilerindeki gerçek doğasını ortaya koymalıyız. Ne şekilde ikili ilişkilerimiz her iki ülke çıkarı için ne anlama geldiğini ifade etmeliyiz ve neden bu kadar önemli bunları ortaya koymalıyız küresel ve bölgesel barış için. Bizler yaklaşımlar çerçevesinde nihai hedeflerimiz ortaktır diye düşünüyoruz. Uzun süredir ortak işbirliği içerisinde her iki ulus küresel bağlamda barış ve istikrarı hedeflemekte. Geçmişte olduğu gibi Türkiye şu anda da Türkiye ABD'nin güvenilir bir müttefikidir. Bütün bu saymış olduğum zorluklarla birlikte bir dış politikada bir yön değişimi konusu, yanlış algısı da söz konusu. Bizler faal bir şekilde dış politika ortaya koymaktayız ki bunun hedefi Türkiye'nin etrafındaki çok büyük zorlu sorunlar. Bizler öyle bir noktadayız ki birçok sorun birdenbire bölgesel büyük bir krize dönüşebilmekte ve
yalnız bırakılma ya da işbirliği yapılmama durumları geçerli bir sonuç ortaya çıkarmamakta. Bu açıdan baktığımızda diyalog, işbirliği ve uzlaşı konuları bölge için çok çok önemli. ABD'de olduğu gibi Türkiye'de kendi bölgesindeki gelişmelerin dışında kalamaz. Türkiye'yi batı ekseninden kaymakta olduğuyla ilgili suçlama Orta Doğu'daki yapılanma, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'yi batıdan doğuya kayıyor diye suçlamak, ABD'yi Asya Pasifik'teki konularla ilişkilenmesi ve bu konularla ilgilenmesi dolayısından Atlantik ilişkilerini ihmal etmesiyle suçlamaya benzer ki bu çok yanlıştır. Türkiye'nin dış politikası ile ABD'nin dış politikası arasındaki ilişkiler, konular birbirine geçmiş durumdadır. Bizlerin ilişkileri diplomatik çarpan etkisi yaratacaktır ve bunun etkisi küresel bağlamda ve bölgesel zorluklar ve çatışma bölgelerinde çok önemli olacaktır. Orta Doğu'da Afganistan, Irak çok önemli noktalar. Şimdi Orta Doğu barış süreciyle devam edeyim. Kalıcı barış Orta Doğu'da barışçıl ve istikrarlı bir gelecek için çok önemli. Ancak baktığımızda bölgedeki barışın karşısındaki zorluklar ortaya stratejik sorunlar çıkarmakta bütün dünya için. Bu açılardan baktığımızda bizler her zaman bölgede kapsamlı bir barışın sağlanması için çabalarımızı ortaya koymaktayız. Bu bakış açısından Sayın Başkan Obama'nın iki ülke arasındaki, İsrail ve Filistin arasındaki doğrudan görüşmelere başlanması girişimini büyük bir memnuniyetle karşılamaktayız. Daha yaşayabilir ve dürüst bir, eşit, adil bir yaklaşım İsrail ve Filistin arasında çok önemli. Baktığımızda Mayıs ayında gerçekleşen olay, yardım filosuna saldırı konusunda yine bizler bu sürecin başında İsrail ile her zaman iletişim içerisinde olduk. Ancak sonuç itibariyle baktığımızda çok önemli insani kayıp söz konusu ve uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlalidir bu durum. Bu açıdan baktığımızda Türkiye olarak bizler soruşturma paneli ve araştırma komisyonunun çalışmalarını desteklemekteyiz Birleşmiş Milletler çerçevesinde. BM İnsan Hakları Konseyi'nin raporu güçlü bir şekilde gerçekleri ortaya koyan bir rapor halinde ve yine aynı şekilde bizler panelin de çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlanmasını beklemekteyiz. Aynı şekilde bu konuyla ilgili olarak Türkiye ve İsrail'in dost ülkeler olduğunu ifade etmeliyim. Uzun zamanlar çerçevesinde gelişmiş olan iki ülke ulusu arasındaki dostluk söz konusu ve Türkiye ilk Müslüman ülke olarak 1949 yılında İsrail'i tanımış olan bir ülke. Geçtiğimiz Mayıs ayındaki olayın herhangi bir açıklaması olamaz ve gerekli adımları atmaktayız. Türkiye bütün çabalarını kapsamlı ve uzun soluklu barışın Orta Doğu'da sağlanması konusunda çabalarını sarf etmekte ve bizler işbirliğimizi ABD ile Türkiye arasında bu konunun çözümü açısından, bu girişimin başarısı açısından ortaya koymak durumundayız. Bayanlar baylar, Türkiye ve ABD Irak konusunda ortak bir vizyonu paylaşmakta ve hedeflerimiz birbiriyle örtüşmekte. Ve Irak'ta bilindiği üzere demokratik ve siyasi olarak bütünlük içerisinde istikrarlı ve ekonomik olarak refah içerisinde bir ülke ki burada hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülkenin inşası söz konusu olmalı. Ve bu amaç dahilinde uluslararası toplulukta işbirliği gerekli. Bu hedef dahilinde Türkiye etkin bir şekilde
Bu zorlukların birçok sorunun çözüm açısından gücünü ortaya koymaktadır. Ve bizler bilindiği üzere Sünni Iraklıların siyasi sürece katılımını teşvik ederek ortaya koyduk. İşbirliği çerçevesinde 48 mutabakat zaptı ile birlikte birçok sektörde Türkiye-Irak'la işbirliği gerçekleştirmektedir. Türkiye-Irak ilişkileri güvenlik çerçevesinde ve Irak'ın komşularıyla dostane ilişkiler içerisinde ve ekonomisinin her an refah içerisinde devam etmesi amacıyla hedeflerimizi ortaya koymaktayız. Irak'taki yeni hükümet seçimlerden sonra ortaya çıkan sonuç dengeli bir şekilde ortaya konulmalı ve yeni hükümet demokratik ve etkin olmalı. Yabancı güvenlik kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesiyle birlikte Irak'ın bütün komşularını sorumluluk dahilinde ve ülkenin Irak'ın siyasi ve toprak bütünlüğü içerisinde ve hükümranlığına saygı duyacak şekilde hareket etmeye çağırıyorum. ABD ve Türkiye siyasi süreç açısından ve bütün tarafları bu sürece teşvik edici şekilde işbirliği gerçekleştirmekte. Yaşayabilir bir hükümetin ortaya çıkması açısından bu konu çok önemli. ABD güvenlik kuvvetlerinin bu süre içerisinde çekilme sürecinde yine ABD'nin bu bölgeden çekmekte olduğu askeri imkanlarıyla ilgili bir süreç devam etmekte. Bizlerin işbirliği model ortaklık imkanları çerçevesinde gelişmeli. Bayanlar, baylar, İran bir başka küresel gündemde uzun zamandır bulunan bir konu. Bu konuyla ilgili olarak bu konunun Türkiye'nin tam bir ilgi alanı olduğunu ortaya koymalıyız. Uluslararası topluluğun sorumlu bir üyesi ve bir komşu ülke olarak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yine bu konu ele alınmakta. Türkiye bu süreç içerisinde bütün araçlarını diyaloğun, barışın ve işbirliğinin ortaya konulması açısından ortaya koymaktadır. Ve barışçıl önlemlerin alınması açısından bu uluslararası anlamda çok önemli olan konuda etkin bir şekilde. İran bu yaklaşımın Türkiye'nin diplomatik çabaları konusundaki yaklaşımın önemli bir örneği. Türkiye-İran ilişkileri bizlere doğrudan ve açık bir şekilde İran'ın liderlerine mesajlarını verme imkanı sağlamakta. Ve bu güçlü bir araç. Bu zorlu süreçte, değişken süreçte diplomasi yalnız ve yalnız uzun soluklu bir çözüme ulaşma yoludur. Bu açıdan baktığımızda Tahran Deklarasyonu bir güven artırıcı adım olarak bizlerin karşısında bulunmakta. İran'ın nükleer süreciyle ilgili barışçıl yolun sağlanması açısından önemli bir güven artırıcı bir adımdır. Yine bizlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu yaptırım kararlarıyla ilgili çekincelerimizin de gerekçesini ortaya koymakta. Diplomatik çözüm bizlerin bulunduğu taraf ve bu açıdan İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak çok önemli bir süreç. Bunun tersinde bizler İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini İran'ın komşusu olarak hala hazırda ifade etmekteyiz ve bu konuda oldukça hassas bir şekilde görüşlerimizi ifade etmekteyiz. Bizim bakış açımıza göre sabırlı diplomatik çaba ve sürdürülen müzakereler istenen sonuçların elde edilmesi açısından kuvvetli yaptırımlara göre daha önemli ve
uygulanabilir bir sistemdir. Yine bu katı yaptırımlar sivil halk üzerinde de olumsuz etkiler ortaya koymaktadır. Bahsettiğimiz gibi diplomatik araçlar, diplomatik yollar, bu atılmış olan güven artırıcı önlemler çok önemli bir fırsat ortaya koymakta ve bu fırsat kullanılmalı diye düşünüyoruz. Barış için Orta Doğu'da atılması gereken diplomatik adımlar gerekli. Bayanlar, baylar, gündemimizdeki konuları ele alırken bir başka önemli konuya değinmek gerekiyor. Afganistan konusu. Afganistan'da güvenliğin sağlanması istikrar ve refah anlamına geliyor Afganistan halkı için ve bölge istikrarı ve dünya istikrarı için. Türkiye bütün ağırlığıyla ve çok boyutlu olarak Afganistan halkıyla ve Afganistan'la tarihe dayanan ilişkileri çerçevesinde bu süreci ele almakta. Eğitim, özellikle kız çocuklarının eğitimi, altyapı ve kapasite geliştirme konusu, özellikle Afganistan Güvenlik Kuvvetleri'nin eğitimi konusunda büyük çaba sarf etmektedir. Destek programımız 1 milyon Afgan vatandaşı için sağlık hizmeti sağlamakta ve yine aynı şekilde temizlik ve sağlık hizmetleriyle ilgili olarak önemli çabalar. Bunun yanında 14 bin Afganistan Güvenlik Kuvveti'nin eğitilmesi ve yine açmış olduğumuz, inşa etmiş olduğumuz okullarda birçok Afgan öğrencinin eğitim görmesi. Yine burada Türkçe, İngilizce ve Afgan dilinde verilen eğitim söz konusu. Bu gibi çalışmalarımız bölge için çok önemli. Yine Afganistan'da Türkiye destek programı çerçevesinde iki bölgede Türkiye sivil inşa ekipleri bulundurmakta ve yerel halka destek sağlamakta. Bizler Türkiye olarak iki kez ISAF'ın komutasını yüklendik ve Kabil'de bölgesel askeri komutanlık 1800 askerimizle birlikte yönetimi gerçekleşmekte. Müttefiklerimiz bölgeden askerlerini çekerken bu süreç içerisinde ya da herhangi bir başka sorumluluk alma konusunda uzak dururlarken, bizler Kabil'deki bölgesel komutanlığı bir yıl daha NATO'daki müttefiklerimizle birlikte kararlaştırarak bu süreci devam ettirme kararı aldık. Evet, burada biz devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Afganistan'daki desteğimiz devam edecek. Şunu ifade edebilirim ki bizler bu aşamada en kapsamlı destek programını ortaya koymaktayız Afganistan'daki ve ülkemizin tarihi açısından da bu destek programı çok önemli. Afganistan halkı talepte bulunduğu, Afganistan halkının ihtiyacı olduğu müddetçe Türkiye buradaki desteğini devam ettirecektir. Diplomatik taraftan baktığımızda bu yılın sonu gelmeden 20 tane bölgeyi ilgilendiren toplantı düzenlemiş olacağız. Bunlardan 3 tanesi Pakistan, Afganistan ve Türkiye'nin en üst düzeyde temsil edildiği liderler zirvesidir. Bu çok önemli bir rakam. Sizlerin de hatırlamış olduğunuz gibi Başkan Bush, Afganistan ve Pakistan liderlerini bir araya getirme çabasında bulundu Washington'da. Ancak bu gerçekleşmedi. İki ülke liderleri arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle bir fiyasko ile sonuçlandı. Ancak bakıldığında 3-4 yıl önce baktığımızda bizim çabalarımızın somut sonuçlar ortaya koyarak ne kadar başarılı olduğu ortada. Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasındaki üçlü görüşmeler geçtiğimiz 3 yıl içerisinde kapsamlı bir süreci ortaya koydu. Liderler, bakanlar,
milletvekilleri, genelkurmay başkanları ve daha da önemlisi istihbarat örgütleri yöneticilerinin bir araya geldiği toplantılar gerçekleşti. Bununla birlikte yine üst düzey bürokratlar ve yine iş çevreleri bir araya geldi bu üçlü toplantılarda. Yine aynı şekilde Afganistan'daki tüm tarafları daha fazla ulusal birliktelik ve dayanışma açısından teşvik ettik. Bu üçlü toplantılarının ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Afganistan ve Pakistan'da aslında işbirliği ortamı tam anlamıyla oluşmuş değil. Bu çok önemli. Gerçekleşmesi çok önemli. Bizler bu iklimin oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sadece liderler arasında olmaz bu. Aynı zamanda kuruluşlar arasında olması gerekiyor. Gruplar arasında olması gerekiyor. Bayanlar, baylar. NATO'da güçlü müttefikler olarak ve Avrupa Birliği'ne müzakere süreci devam eden bir ülke olarak Türkiye, yine aynı şekilde birçok bölgesel organizasyon içerisinde önemli bir ülke olarak Türkiye bir araya getirici güce sahiptir. Şuna inanıyoruz ki etkili, adil, küresel düzenin sağlanması konusunda bölgesel anlamda Türkiye hala hazırda geleceğin hazırlanması açısından önemli görevleri ortaya koymakta. Türk dış politikasının sadece bölgesel konulara eğilmediğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bizler daha güçlü ekonomik yapının sağlanması açısından ve daha fazla ülkenin bu süreçte dahil edilmesi açısından G20 içerisinde önemli bir durumdayız. Yine aynı şekilde küresel iklim değişiklikleri, sürdürülebilir enerji kaynağı ve yoksulluğun ortadan kaldırılması mücadelesinde önemli çaba sarf etmekteyiz. Yine bütün bu konularda ortaklarımızla işbirliğimiz söz konusu. Örneğin, terörle mücadele konusu küresel bir güç olarak şunu düşünüyorum ki ABD bütün bu konularda ortaklarıyla işbirliği içerisinde olmalı. Örneğin, terörle mücadele konusu en önemli işbirliği alanlarından birini oluşturuyor Türkiye ve ABD arasında. Şuna inanıyoruz ki bu tehdit samimi, etkin ve somut işbirliği, uluslararası bağlamda işbirliği olmadan çözülemez. Ve uluslararası anlamda eğer bizler bütün terör örgütleriyle ne şekilde olursa olsun siyasi, ideolojik ya da dini hedefleri, ne hedefi olursa olsun aynı temelde mücadele etmemiz gerekmekte. Bizler terörle mücadele konusunda terör örgütleriyle mücadelede, örneğin El-Kaide ve PKK terör örgütüyle mücadelede işbirliği söz konusu olmalı. Şunu ortaya koymalıyız ki Türkiye ABD ile %100 işbirliği içerisindedir. Bununla birlikte bizler kalkınma konusunda geri kalmış olan ülkelerin sorunlarının çözülmesi açısından çabalarımızı ortaya koyuyoruz. Burada şunu ortaya koymalıyız ki bizler burada küresel anlamda yapılan çabalara en üst düzeyde destek sağlamaktayız. Bu açıdan baktığımızda BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan bir üyesi olarak yine buradaki çabamızı en yüksek şekilde ortaya koymaktayız. Değerli konuklar, bunlar ivedilikle çözülmesi gereken uzun listedeki belli konular. ABD-Türkiye ilişkileri açısından çok önemli birçok konu söz konusu. Ve CFR çatısı altında, Dış İlişkiler Konseyi çatısı altında konuşulacak birçok konu söz konusu. Türkiye, ABD hızlı bir şekilde dayanışma ortaya koymuş iki ülke ve gelişme içinde elbette ki birçok alan söz konusu. Ve bizler hali hazırda neler gerçekleştirdik konusu üzerinden neler gerçekleştirilebilir bunlara bakabiliriz. Bu açıdan baktığımızda Türkiye-ABD ilişkilerine önem veren herkes için bu sürecin korunması ve gelecekte daha da zenginleştirilmesi önem arz etmekte. Ve bizler ilişkilerimizi derinleştirme konusunda iki müttefik ülke olarak
işbirliği içerisinde barış ve refah içerisinde bu yüzyıl için barış ve refah için önemli konularda işbirliği ortaya koyabiliriz. Bu açıdan baktığımızda bizler bu model ortaklığı güçlü bir şekilde ortaya koyabiliriz. Herkese teşekkür ediyorum.